Biz acılarımız ortak derken başbakanın öyle görmediğini anlıyoruz bu konuşmadan. Acaba aileler ne diyor? İki yitirdiğimiz canın babaları telefon attığımızda, şimdi onlara soracağız. Sayın Halil Karamanoğlu, efendim yayınımıza hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Sağ olun efendim. Ve Sayın Sami Elvan, Berkin Elvan'ın babası. Sami Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Hoş bulduk. Sizin ekranda olsun, bir arada olmanız, beraber olmanız Türkiye için çok şey ifade ediyor. Gerçekten Türkiye'nin belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey bu. Acılarda en azından ortak olabilme duygusu. İzin verirseniz önce Sayın Sami Elvan'la başlamak istiyorum. Sami Bey, Başbakan'ı dinlediniz biraz önce. Çok yeni bir gelişme bu. Onun için önce onunla başlamak istiyorum. Bir anlamda Berkin Elvan'ı terörist ilan etti. Ne hissettiniz dinlerken? Sami Bey, beni duyabiliyor musunuz acaba? Hatta bir problem var. Halil Bey ile o zaman izin verirseniz başlayayım. Halil Bey, bugün gerçekten bütün Türkiye'nin ortak olduğu bir törenle uğurladınız oğlunuzu. Siz neler hissettiniz ve galiba Sami Bey'den bir telefon aldınız. Onu bize anlatır mısınız lütfen? Efendim, çocuğumuzu toprağa verdik yaş yaşta. Başkalarının başına gelmesin. Diyeceğim başka bir şey yok yani. Ne demek istiyorsunuz? Ne diyeyim yani? Benim için yanıyor. Bu çocuklar kolay yetişmiyor. 22 yaşındaki bir delikanlıyı bugün toprağa verdik. Hiç yoktan. Evet. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. İnsanların birbirine kaynaşmaya ihtiyacı var. İnsanlar birbirini sevmeye ihtiyacı var. Bir gerçekten bir yandan da Ali Bey beni duyabiliyor mu? Sami Bey'e dönüyoruz. Sami Bey beni duyabiliyor musunuz? Şu an duyuyorum canım. Evet, başbakanın konuşmasını dinlediniz herhalde. Ne hissettiniz onu sormuştum Sami Bey. Maalesef ki maalesef çok acı bir gerçekleri başbakan ortaya koyuyor. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi çıkarları için, kendi yani nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım bilmiyorum ama kandan beslenen bir insanı bu şekilde, yani başka türlü değerlendirmiyorum ya. Böyle bir şey yok. Yani biz evladımızı kaybetmişiz. Karşımda da acılı bir baba. Alo, duyuyor musun? Duyuyoruz. Beni? Evet, siz dinliyoruz Sami. Karşımda da acılı bir baba. Bugün ben o babayla görüştüm. Evet. Ben de bir babayım, o da bir baba. Bu evlatları biz kolay yetiştirmedik. Bu evlatlar bu kolay gelmedi bu yaşa. Bizim ne şartlarda, ne hangi şeylerde nasıl yetiştirdiğimizi gördü mü kendisi? Biz onun gibi gidip de onun bunun parasını çalıp da veya onun bunun şeyini yapıp da onun bunun arsaları, yani devletin arsalarını parselleyip de evlatımıza yedirmiyoruz. Biz helal sütümüzü, helal paramızı yediriyoruz. Bu bundan başbakan olmaz. Birileriyle öyle suçlamasını, yani şu an sizinle konuşamıyorum adamın dedikleriyle. Yani o kadar nasıl bir şey ben anlamadım ya, böyle bir şey yok ya. Bir insan annesi evladını kaybetmiş, orada adamın konuştuğu kelimelere bak. Döktürsündeki çocuğu sen nasıl gidip de bir başka şeylere şey yapabilirsin? Çocuk ekmek almaya gitmiş ve isabet ederek direkt nişan alarak çocuğu vurduruyorsun. Senin emir verdiğin polisler bu çocuğu vuruyor. Karşındaki insan da yani o kadar acılı bir insan ki, yani bugün biz insanla görüştük. Halil abiyle görüştüm, evet. Kendisiyle. Tavsiyelerimi ilettim kendisine. O da bana aynı şeyi söyledi. İstanbul'a dönünce de ben o abimle, Halil abimle birlikte biz el ele kol kola girip onu utandıracağız, o insanı. O insanı utandıracağız. Başka bir şey demiyorum ben. Sami Bey, zannediyorum Türkiye'nin de bu görüntüye ihtiyacı var. Yani kim acıları bölmeye çalışırsa çalışsın, siz o acılarda hiç olmazsa ortaklaşma hissini yaşattınız bu topluma. Peki başbakanın konuşması, ya en azından bir başsağlığı mesajı bekliyordu insanlar, tersi geldi, suçlayıcı şeyler geldi. Neden bilye attınız, oradan bir anlam çıkarmaya çalışıyor başbakan? İsterseniz ben onu söyleyeyim Can Bey, neden bilye attığımızı. Çünkü çocuk misket oynamak zamanı, bir şey misket oynayacak yaşta çocuk. Onun için annesi oraya misket oynasın diye bilye koydu benim çocuğumun mezarına. Eğer öyle bir şey varsa ben bilmiyorum ama görmedim çünkü o şeyle, kardeşiyle. Yok karanfil maranfil.
Biz çocuğumuzu zaten dünya, yani Türkiye'yi biraz dünya bir şekilde uğurladık. İnşallah onun içinde yatacak. Benim oğlumun ismi yaşayacak. Ama o insanın benim oğlum gibi olacağını sanmıyorum zaten. Öyle bir şey olamaz kesinlikle. Bu ülkeyi ne hale getirdiği belli zaten. Gerçi ben o kadar siyasi bilgim yok ama yani şu an dilim tutuldu, konuşamıyorum sinirden. Aslında yani siyasiden ziyade insani bir duyguya ihtiyacımız var şu anda zaten. Bu eli, yüzü poşulu, eli sopalı meselesine de bir açıklık getirebilir misiniz? Ya nasıl anlatayım ama insanları birbirine kırdırmak için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyor bu insan. Başka bir şey söyleyemeyeceğim ya Can Bey. Şu an konuşamıyorum sizinle zaten ama Halil abiyle İstanbul'a geldiğinde gerekirse ben bilmiyorum ama yarın sabah kalkıp Giresun'a gideceğim. Halil abinin elini öpeceğim. O benden büyük çünkü bildiğim kadarıyla. Birlikte biz el ele kol kola Giresun'dan buraya geleceğiz yani. Bu akşam gerekirse gideceğim Giresun'a. Böyle bir şey yok ya. Bu ülkeyi ne yapmaya çalışıyor bu adam anlamadım ki. Biz acımızı bile paylaşamıyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Acımızı yaşayamıyoruz. İnsanın yaptığı şeye bak, şu insanın yaptığı şeylere bak. Ne istiyor bu ülkeden ya? Ne istiyor bu insanlardan? 8 tane can almış, hala doymamış mı? Kandan besleniyor bu insan. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Sami Bey, ama bir yandan da toplum büyük çoğunluğuyla Berkin Elvan'ı yüreğine bastı ve gerçekten kimseye belki bugüne kadar nasip olmamış yani, bir törenle uğurladı. Bundan şey teselli buluyoruz. Evet, buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Benim çocuğum 14 yaşında. Hiçbir siyasi düşüncesi yoktur. Hiçbir siyasi gücü arkasında yoktur. Biz hiçbir siyasi gücün arkasında değiliz. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. O okuması gereken bir çocuk. Hala bunlardan nemalanan karşımızda da bir insan var. Onun için şunu demek istiyorum. Ne Halil abi, ne ben, ne bir başkası, biz bunlarla oyuna gelmeyeceğiz. Bunu net yürekli içtenlikle söylüyorum. Ben bugüne kadar duruşumu koydum. Çocuğum 9 aydır biz hastanede yatıyoruz. Bugüne kadar biz hep sağduyulu, hep insancıl, topluma hep barışçıl mesajlar vermeye evet, çalıştık. Evet, gerçekten öyle. Her zaman aynı duruşumuz sevgili ama bu akşam adam benim bütün sinirlerimi gerdi. Yani böyle bir şey anlayamıyorum. Nasıl bir başbakanımız var? Nasıl bir şey? Böyle bir şey yok ya. Ya ülkeyi ne hale getirmek istiyorsun sen kardeşim? Sen kimsin yani? Ben anlamadım ki. Ya sen neyin nesisin? Ben anlamadım. Nasıl bir insansınız ya? Yarın bir gün ben de sokağa çıkacağım. Belki benim kafama da bir tane sıktıracak. Belli değil yani. Şu benim de can güvenliğim yok. Onu söylemek istiyorum tehdit yani. Tehdit alıyor musunuz Sami Bey? Ya tehdit alıyor musunuz de ne demek? Ben 9 ay boyunca hastanede ben takip edildim. Sanki çocuğumu ben vurmuşum gibi, katil benmişim gibi. Yani yolda çocuklarımı dershanede, yani orada burada çocuklarımı polisler taciz etmesi, biz bunları dile getirmedik. Biz bunlara böyle şey yapmadık. Yani ülkede barış olsun, sevgi olsun, kardeşlik olsun diye biz böyle bir şey yapmadık. Ama şu insanın yaptığı şeylere bak ya. Yaptığı şeylere bak yani, konuştuğu kelimelere bak. Benim eşim de doğru söylüyor. Aynen doğru söylüyor. Çünkü benim eşimi, pardon benim çocuğumu Allah öldürmedi. Allah almadı. Başbakan aldı. Onun katilleri aldı. Onun emir verdiği polisler aldı. Onun için benim çocuğum en azından şu an halk gözünde bir şehit. Acaba o mezarında yatabilecek mi? Onu altında çiziyorum. Sami Elvan, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her yönden sabır diliyoruz size. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Gerçekten acılı bir babanın feryadını dinledik hep birlikte. İki babanın feryadını dinledik. Ne yazık ki Halil Bey ile bağlantımız kesildi ama mesajını aldık. İki babanın kol kola gelip bütün bu acıların üstüne gitmesi Türkiye için yeterince anlamlı bir mesaj. Galiba Başbakan için de anlamlı bir mesajdır bu. Bu bölüm.